Müsait misiniz savcım? Tabii ki, gelsene. Bu Neşe, kaçırdığım bir şey mi var? Tuğçe'ye evlenme teklif ettim. Ne? O da kabul etti. Aa, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ay, harika bir haber bu. Ne zaman evleniyorsunuz peki? Ya işte Tuğçe tam bir toparlansın, çıksın hastaneden. Bir yaza yaparız herhalde. Çok sevindim. Vallahi çok sevindim. Of. Hadi otursana. Bir şey içer misin? Çay, kahve? Yok yok. Çok kalmayacağım zaten. Gitmem gerekiyor da. Bir soruşturmasını yürüttüğümüz dosyayla ilgili konuşmaya geldim. Bu okul var ya, topluca hastalanan çocuklarla ilgili dosya. Evet, enteresan bak hakikaten. Evet. Okuldaki bazı velilerin avukatlığını yapıyoruz. Ben de sorun okuldan mı kaynaklanıyor diye bugün okula gittim. Sonra bir anda bir kaos oluştu, kargaşa oldu. Çocuklar yine hastalanmaya başladı. Gerçekten mi? Evet. Yani okulun bir ihmali var mı diye baktık ama hiçbir şey çıkmadı. İşin ilginç tarafı sadece bir sınıfta oluyor. Diğerlerinden ayıran tek şey öğretmenleri. Yani elimizdeki varsayılmadan yola çıkarak bir tek buna ulaşabiliyorum. Daha yani nasıl dahil olabilir bir öğretmenin bu konuyla? İşte ben de tam olarak bilmiyorum. Eğer GBT'sine baktırırsak belki kapsamlı bir araştırma yapabiliriz diye düşündüm. Sen bayağı şüphelenmişsin o zaman bu öğretmenle. Yok, şu an herhangi bir şey söyleyemem ama bence bir terslik var. İyi, o zaman hadi okula gidelim. Harika. Sahaya inen savcıya bayılırız. Buyurunuz. Buyurun avukat hanım. Biz de kahrolduk gerçekten. Onlar bizim de evlatlarımız. Neden oluyor anlamadık. Yani geldiler, okulun badanasından yemekhanesine kadar kontrol ettiler. Ama alnımız ak çıktı. Nuray Hanım bu yıl katılmış aranıza, yani yeni sayılır. Evet, iyi. Neşeli bir öğretmenimiz, güler yüzlü. Öğrenciler de onu çok seviyor. Diğer öğretmenlerle arası nasıl peki? Yani iyi diyemem. Ama bir şikayet de gelmiyor hakkında. Tamam, biz de görüşelim bir öğretmenlerle. Peki savcım, ben hemen koordine ediyorum. Nuray'ın sınıftan hiç ses gelmezdi genelde. Biz de ne yapıyorsun da bu çocuklar böyle muma dönüyor diye takılırdık ona. En hareketli dönemleri. Kıpır kıpırlar sonuçta. Ne yapıyormuş peki, hiç söyledi mi size? Yani hep sevgiden der. Biz de seviyoruz çocukları. Ama senin gibi susturamıyoruz deyince bu sefer de o bize takılırdı. Demek ki ben daha çok seviyorum der. Gülüp geçerdik. Ama artık hiç tadımız tuzumuz kalmadı. Çok üzülüyoruz çocuklara. Nuray da kahroluyor. Tamam, sağ olun. Öğretmenlerden de hiçbir şey çıkmadı. Sıfıra sıfır, elde var sıfır yani. Harika. En iyisi çocuklarla direkt görüşmek. Tam da aklımdaki buydu. Onu yapacağım savcım. Evet. Buyurun avukat hanım. Teşekkürler de ama savcı bey.